Öyle cezaevinde çok para harcayamıyorsun. Haftalık cep belli bir paran 300 lira. Var. Onun dışına çıkamıyorsun ortaya. Ama zaten doğru. 3.500 lira kazanıyordu zaten ya. Zaten adam ne kazanıyordu? Şu an doğru 4.700 yatmış bile ama. Öyle mi? Tabii işte şimdi haberin sonunda verdik ya. Kitap son 500 TL ile beraber 4.700 lira bakiyesi varmış şimdi şu anda. Şimdi yeni açıklamaya bak. Diskodaki ve sahildeki insanlara dini sevdirmek için kediciklerle aynen, geziyormuş. Aynen sonunda bence en makul açıklama yani geldi diyebiliriz. Yani diskodaki... İtirafa yakın olanı evet, olmuş. Evet. Yani sen imanın kimde olduğunu bilemezsin. Diskodaki insanlar da kediciklerle dini sevmez. Sahildekiler aynen. de sevmez tabii yani. Ki. Çünkü sahilde ve diskolarda ve sahillerde kediciklerle ilgili bir şey yok yani. Ben ne tuhaf buluyorum biliyor musunuz? Yani bu kadar yaklaşık 30 yıl değil mi yani? Bu tarikat mı dersin? Yıl. Örgüt mü dersin? Örgüt aslında. 39 yıl neredeyse 40 sene bir zeka ile yönetilmiş tamam mı? Hmm. Sonra seni iç... O kadar salakça ki. Komik. O kadar komik ki mesela. Yani daha zekice saçmalamalar bekliyorum ama hep böyle saçma sapan. Yani böyle 3 yaşındaki çocuğun bile uydurmayacağı kadar basit şeyler söylüyorlar. İşte diyor ki Mehdi olduğu gerçeğini ilk defa kabul ediyor ama beni İsrail Mehdi ilan etti diyor. Ama aynı İsrail senin ipini çekmemiş miydi güya size? Masonlar da kumpas bilmem ne yapmamış destek mıydı yani? Veriyormuş, kabul ediyormuş onun Mehdi'liğini. Ama ben her seferinde diyorum sana. Ki... Onlar ki onlar onlar gidip kedicik olsun biri... oynasınlar o zaman. Bunu kim hayatım. Mehdi kabul ediyorsa gitsin onlar oynasın. Milletin çoluğunu çocuğunu niye yaktı? Hiçbiri kabul etmiyor bak onların yalan attığı yok Nursiler bizi kabul ediyor yok Menzil tarikatı bize bilmem işte asa gönderdi dediği hiçbir şey biliyorsun gerçek çıkmıyor. Bütün bas 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 bizim DM'lerimize yazıp duruyorlar. Doğru. Masonlar da ki tanıdığımız insanlar var sizin de vardır hiçbiri bu iblisi bu kara iblisi şey saymıyor Mehdi falan Mehdi saymıyor ya da masondan saymıyor zaten bırak Mehdili masondan saymıyorlar adamı yani. Dolayısıyla da o kendi kendine bir sebepler bularak içeride. Haftalık 300 lirasıyla doya doya yaşasın öyle. Diyorsun. Aa yaşasın ama bir dakika o sevap kazanıyordu. Biz daha neler duyacağız ne Adnan Oktar'la ilgili daha neler duyacağız. Biliyorsunuz Adnan Oktar'a sempati duyan kitle de her sabah bence 6'da uyanıp bizim programı bekliyor. 6'da uyanıyorlardı. Tabii, o derece tabii. Yani bizim de o derece günlük fanlarımız olmuştu. Günlük kepslerimiz var çok eğlenceli. Günlük kepslerimiz var boynuz falan takmışlar. Evet, yani, kara ibris sizsiniz, sarı evet, ibris sizsiniz sarı ibris, diye. Kara ibris diye bizi adlandırmışlar. Ama evet. Tabii ki herkesin ne yaptığı ortada. Bu konuyu... Bana da şey demişler başı açık. De, o ne demek? Başım açıkmış. Dinden konuşuyormuşum başım açıkmış. O da çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Ben zaten din alimi olduğunu da iddia etmedim. Dini yayarım da demedim. Benim dinim kendime Allah'la aramda. Kimse karışamaz ona yani. O da hesap vereceğim kişi de Allah. Yine siz karışamazsınız. Hayır, bize bunları yazanlar kediciklerin de orasının burasının açık olduğunu görüyordur herhalde. Biz makul seviyede duruyoruz demek ki yani hani. Hayatım işlediğiniz gibi dururuz değil. Türk kadını istediği şekilde ister başını güzelce örter tesettüre tabii girer ki bunun tercihi. İsterse Allah daha benim aramda kafası ya, açık çalışır bu tamamen Allah'la kul arasındaki bir hesap verme süresidir. Zaten Kur'an'da da hesabı oraya vereceğiz. O ruhban sınıfını bizim, koymuyor zaten tabii, bizim dinimiz böyle bizim tek söylediğimiz seyircilerden biz çok komik mesajlar geliyor bugün. Demiyoruz. Bugün bize disco mu kaldı disco mu kaldı artık Adnan Oktar biraz şeyini değiştirsin diyorlar. Tabii ki seyircilerin de çok hassas bir noktası bu. O yüzden saçma açıklamalarına artık kimsenin tahammülü yok. Aynen. Ve herkesin de vicdanı artık çok rahat. Çoluğunu çocuğu açısından da rahat insanlar. Evlerinde rahat rahat uyuyorlar. Çünkü çok fazla maddi durumu iyi ailelerden mesajlar geliyor. Aman Sinem Hanım nasıl rahatladık? Bizim çocuklarımıza da takılmışlardı. 3 kere çağırdılar. Çocuğum gidecek diye ödüm koptu. Şimdi insanlar en azından rahat, rahat yani. Rahat ediyorlar.